Merhabalar herkese. Ben Mehmet Akçalı. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine yalnız değiliz. İki tane çok değerli hocamız bizlerle. Serhat Hocam ve Erdal Hocam bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Hoş bulduk Mehmet Bey. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Kaan Hocam, nasılsın? İyiyiz vallahi. Teşekkür ederiz. Sizi sormalı Mehmet Bey. Ben de teşekkür hocam. Erdal Hocam siz nasılsınız? İyi, çok şükür. Merhabalar herkese. Uğraşıyoruz. Ben Mehmet Uğraşmaya devam Akçalı. ediyoruz. Bugün de sizlerle Ramazan ve birlikteyiz. Hepiniz hoş korona geldiniz. bizi pek Gördüğünüz gibi etkilemiyor. yine yalnız Aynen, değiliz. İki hocam. tane çok değerli Enerjinizi hocamız hiçbir şey etkilemiyor bizlerle. ya. Maşallah Serhat Hocam ve tekrar Erdal Hocam bizle. pazartesinizi. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocam bulduk Mehmet isterseniz Bey. yani Hoş şöyle bulduk Mehmet iki tane Bey. yayın İyi yaptık akşamlar sizlerle herkese. ama hani İyi belki akşamlar. İlk yalnızsınız defa hocam. izleyenler Bu yayında. İsterseniz Kaan kısaca hocam yine kendinizden bir nasıl? bahsedin ondan İyiyiz sonra vallahi. yayınımıza Teşekkür ederiz. başlayalım. Sizi sormalı Mehmet Bey. Erdal Ben de hocam. teşekkür hocam. Erdal Hocam siz Kaan hocam nasılsınız? estağfurullah. İyi çok şükür. Merhabalar herkese. Uğraşıyoruz. Ben Mehmet Uğraşmaya devam Akçalı. ediyoruz. Bugün de İyi yine yalnız akşamlar. değiliz. Hepiniz hoş Hocam geldiniz. ben bekliyorum. Gördüğünüz gibi İlkilemiyor. yine yalnız İsmim değiliz. İki Serhat tane Kaan çok Şahin. değerli Ankara'da hocamız ortaopuda bizlerle. bir Serhat çiftlik Hocam ve tekniği Erdal Hocam bizle. öğretmeniyim. Hocam hoş geldiniz. Birkaç yıldan beri Hocam işte bu isterseniz yani işlerle şöyle iki tane yayın uğraşıyoruz. yaptık. Erdal hocamla da yine bu camiaya girdikten sonra, bu işlere başladıktan sonra tanıştık. Sonra dostluğumuz ilerledi. Birkaç kitap projesi falan üzerinde çalışıyoruz. Çıkan bir Python kitabımız var. Kendi bireysel kitaplarımız var. Bir de bundan sonrası için yazdığımız çıkacak kitaplarımız var. Süper hocam. Erdal hocamdan da dinlersek. Tamamdır. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Üçüncü yayınımız olacak. Erdal Delebi. Kaan hocam gibi ben de bilişim teknolojileri öğretmeniyim. 15 yıldır öğretmenlik yapıyoruz ama işte sene yani 2000'li yılların öncesinden itibaren bilgisayarlarla çalışmaya, elektronik sektörü üzerinde projeler üretmeye kendi çapımızda bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bilişim teknolojileri öğretmenim. Kaan hocam da bahsettiği gibi ortak kitaplarımız var. Kitabımızın bir tanesi çıktı, diğerler de yolda. Süper. Daha öncesinde işte Arduino ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var, kitap çalışmaları. Şimdi de daha farklı alanlara çok geçmeden Arduino'nun benzeri bir yolda ilerlemeye devam etmeye çalışıyoruz. İzleyen herkese inşallah eğlenceli ve faydalı bir program yapmaya çalışırız. Hocam ben çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü konumuz bir kere ilgi çeken bir konu. ESP32 ve IoT uygulamaları yapmaya çalışacağız bugün. Burada şeyde yani konu başlıklarını söyleyecek olursak işte mikro denetleyici nedir? ESP32 ve ESP8266 nedir? Hangi dillerde programlanabilir? Mikro Python nedir? Geliştirme ortamları nelerdir? Ve en önemlisi de bir iki tane de proje yapmaya çalışacağız bu kartı kullanarak. Ya ben bu yayının çok keyifli olacağını düşünüyorum. Zaten sizler de bayağı yani önceden de gördüm zaten yapılacak projeleri. Çok keyif aldım ben. Umarım bu yayında da izleyenler de keyif alırlar. Yayına başlamadan önce bir uyarı yapmam gerekiyor. Daha doğrusu bir şey geri bildirim formumuz var. O formu yani izleyenler, eğitmenlerimiz doldururlarsa çok mutlu oluruz. Çünkü orada yani o geri bildirim formunu biz inceliyoruz ve burada genelde öğrenciler bizi izliyor. Onlara daha faydalı neler yapabiliriz diye onları analiz etmeye çalışıyoruz. Yani yayın sonunda zaten videonun altında linkimiz. Yayın sonunda o geri bildirim formunu doldurursanız çok mutlu oluruz dedikten sonra hocam ilk sorumla yayına başlamak istiyorum. Siz de hazırsanız. Tabii ki. O zaman Hazırız. mikro denetleyici nedir hocam? Hadi. Erdal hocamız Kimden lazım. baş? İsim verelim. Mehmet Bey isim verelim. Kim? Erdal hocama Hedef soralım. gösterin. Çünkü isimsiz verdiğim zaman Erdal Hoca hep Kaan Hoca'ya atıyor. Önce Erdal hocama soruyorum o zaman. Şimdi mikro denetleyici nedir? Ben hemen örnek göstererek başlayacağım. Tamam. Bir şey de Şimdi uyarısını yapayım bu arada hocam. Ben beklediğiniz çok bilgili olduğum bir konu değil. Diğer yayınlardaki konuların hepsinde bir uğraşmışlığım, proje yapmışlığım var. Hani burada beni bir öğrenciniz olarak görün. Garip garip sorular da sorabilirim. Onun için de şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani şimdi bizim mikro denetleyici dediğimiz olay aslında
mikro işlemcilerin tarihiyle beraber yani paralel ilerleyen bir süreci var. Son 30 yıl içerisinde daha fazla üretilmeye başlandı. Mikro denetleyici dediğimizde biz normalde bir sistem tasarlarken, yani bir akıllı sistem diyebileceğimiz bir bilgisayar tasarlarken, öyle bahsedelim. Normalde bilgisayarın içerisine açtığımız zaman işte işlemcisi bir yerde, RAM belleği bir yerde, hard diski bir yerde, işte CD okuyucusu, anakartı vesaire, dışarıdan giriş portları vesaire, bunların hepsi ayrı ayrı parça halinde bir bilgisayar kasasını açtığımız zaman bunları görüyoruz. Bu bir bilgisayarın çalışması için bir cihazı düşündüğümüzde bütün parçaların ayrı ayrı bir araya getirilip bir ürün haline getirilmesi. Mikro denetleyici de ise, mikro denetleyici mümkün olan en az donanımla, dışarıdan eklenebilecek en az donanımla bir içerisinde işlemci, RAM bellek, hafıza birimi, giriş çıkış birimleri barındıran bütünleşik bir pakettir mikro denetleyici. Yani bizim normalde mikro işlemciyle tasarlayacağımız bir sistemi mikro denetleyiciyle, yani bir led yakıp söndürme olayını biz bir pil ile ve bir led ile yapabiliyorsak basit bir şekilde, bunun için büyük bir mikro işlemciyle tasarlanacak bir devre kartına falan ihtiyacımız maalesef yok. Aynı işi daha ekonomik bir şekilde yapma imkanımız varsa bunu mikro denetleyiciyle yapabiliyoruz. Mikro denetleyicilerin bize sunduğu en büyük kolaylık ekonomik. Yani buradaki ekonomiklikten kastım ücret olarak değil sadece. Tasarım ekonomisi, insan kaynağı ekonomisi, bunun yanında ürünün boyutu ve güncellenip geliştirilebilmesi, bunların hepsi ekonomi içerisine giriyor. Mikro denetleyiciyle tasarladığınız bir sistemde, bir cihazın içerisinde bugün yapmış olduğunuz bir işi mümkün olabilecek en uygun maliyetle yapıp tekrardan geliştirmek istediğinizde de yine en uygun zamanda ve en uygun malzemelerle geliştirebilirsiniz. Mikro denetleyici dediğimizde bize şunlar sunuyor. Giriş çıkış pinleri. Yani bir mikro denetleyici, şöyle bulacağım eskilerden de bir türlü. Malzemelerin arasında karıştırıyor. O az kirli çıkı değildir yani. Neler çıkaracak kim bilir. Valla heyecanla bekliyorum hocam. Ne çıkacak o? 80-85 mi çıkar? Orada sürekli girdi çıktı. Girdi çıktı bir şey. evde abime söyleyeyim de, bu arada abim Ünal Delebi, o da elektronik öğretmeni. Benim ustam olur kendisi. Hem ustam, hem abim, hem işte yoldaşımız, öyle söyleyeyim. O da, biz aileden elektronikçiyiz yani. Evde şimdi aynı parçaların benzerleri hep evde de vardır. İlk bilgisayarım Commodore 64. Yani bir gün gönderirlerse eğer onun da içini açıp bakabiliriz. Mikro denetleyici bize bu işlemci vesaire diğer tasarım kısımlarıyla uğraşmadan sadece pinler sunuyor. Bu pinlerin de özellikler var, donanım özellikleri. Yani aynı pin üzerinde biz hem analog dijital çevirici olarak kullanabiliyoruz, hem dijital analog çevirici olarak kullanabiliyoruz. Aynı pini LCD ekran bağlamak için kullanabiliyoruz gibi birçok kullanabileceğimiz özellik sunulmuş. Biz bunların içerisinde bütün bu donanımların hepsi o paketin içerisinde, entegrenin içerisinde bulunuyor. Böyle de olunca mikro denetleyici bize hazır donanımlar sunuyor ve bu donanımlara sadece bir pin vasıtasıyla ulaşabilme imkanı buluyoruz. Buldum. Mesela şimdi eskiden şu PIC16F877, şöyle göstereyim. Şöyle 40 bacaklı bir mikro denetleyicimiz eskilerden. Bu mikro denetleyici işte biz çalıştırabilmek için yanına bir kristal bağlardık. Kristalin yanında işte diğer bağlantıları, diğer kullanabileceğimiz malzemeler neyse onları bağlardık ve olay bitirirdik. Yani basit bir şekilde programlayabildik. Yani şu şekilde Arduino Due kartı mesela bu. Buradaki de bir mikro denetleyici. Ama buradaki mikro denetleyicimiz 32 bitlik bir mikro denetleyici. Şöyle bir göstereyim. Çok daha fazla özelliklere sahip. Buradaki de 8 bitlik bir mikro denetleyicimiz. PIC16F877. Genel olarak yani mikro denetleyici dediğimizde aklımıza şu gelecek. Bize
bir paket içerisinde, şu görmüş olduğunuz paket içerisinde sunulmuş hazır donanımlar var. Ben bu donanımlara, bu pinlerine veri göndererek veya o donanımlardan gelecek veriyi bu pinlerden alarak programlayabilirim ve günümüzde aklınıza gelebilecek her yerde bu mikro denetleyicileri rahatlıkla kullanıyoruz. Teşekkürler hocam. Serhat hocam, siz ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yoksa artı bir diyerek geçiyor muyuz? Hızlıca birkaç bir şey göstereyim. Zaten Erdal hocam söylenecek şeylerin çoğunu söyledi de şöyle bir grafikle olayı canlandırabilirsek Buyur, süper oldu. ekranı paylaşayım ben. Şimdi bakın burada bir görselimiz var. Erdal hocam ne dedi? Bilgisayarın içerisinde bir işlemci var ama mikro denetleyici bir mikro işlemciden çok daha fazlası dedi. Üzerinde RAM var, hafızası var, hani RAM ROM dediğimiz giriş çıkış birimler var, analog dijital çevirici, dijital analog çevirici, IKARA-C protokolleri, SSH'lar vesaire. Mikro denetleyici dediğimiz birim, bunların hepsini tek bir kart üzerinde, daha doğrusu tek bir hani şu şekilde entegre diyebileceğimiz bir sistem içerisinde toplu halde bulunduruyor. Bunlara verebileceğimiz en basit örnekte herkesin bildiği gibi zaten Arduino kartlarını biliyoruz. Arduino'yu verebiliriz. Dikkat edilecek tek konu mikro denetleyici kartlarla tek kart bilgisayarların karıştırılmaması. Mesela Raspberry Pi gibi kartlar tek kart bilgisayarlar mikro denetleyici kartlar değil. Özellik olarak benziyor. Onların da kendi giriş çıkış birimleri var. Üzerinde RAM'leri, ROM'ları var. Aynı mikro denetleyici kartlar gibi. Ama o başlı başına bir bilgisayar, kart bilgisayar olarak düşünebiliriz. Tamamdır. Çok teşekkürler hocam. Peki, başlamışken siz şu sorumu da size yönelttim o zaman ilk. ESP32 ve ESP8266 mikro denetleyici kartları nedir hocam? Nelerdir? Evet. Onlarla ilgili. Hazır ekranda paylaşılıyorken Aynen. gösterelim. Espresif sistem olarak geçen Çin menşeli bir firma herhalde, değil mi? Bu kartları geliştiren Erdal hocam. Çin. Efendim? Çin. Evet. Çin Bu olmasa bile şekilde zaten. modüller geliştiriyorlar, kartlar geliştiriyorlar, mikro denetleyici kartlar geliştiriyorlar. Bu mikro denetleyici kartlar aslında günlük hayatta karşımıza sıkça çıkıyor. Normalde biz bu kartları nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Arduino projelerinde kullandığımız şu şekilde ESP Wi-Fi modülleri var. 8266. Yalnız bizim burada kullanacağımız modeller tam olarak bu değil. Bunlar Arduino'ya bacakları monte edilip Arduino kartlarına ya da farklı mikro denetleyici kartlara Wi-Fi özelliği eklenmesini sağlıyor. Ya Bizim bu burada bahsettiğimiz sistem iki tane. Birincisi ESP8266 dediğimiz NodeMSU kart. Bakalım, evet, 8266. Diğeri de şu kamera modülü, pardon, ESP32 dediğimiz mikro denetleyici kart. Bunlar başlı başına Arduino kartı gibi harici bir kart olarak düşünebiliriz, mikro denetleyici Az kart. önce ilk açtığınız kartla ilgili bazı sorular geliyordu da, hani şu an değil de daha Evet. öncesinde bana sorulan sorular vardı. Onu belki burada da merak edenler vardır, onu sorayım. Arduino'ya taktığımız zaman o kartı şeyde, yani Makeblock'taki gibi canlı kod yükleyebiliyor muyuz Arduino'ya? Wi-Fi üzerinden. Yoksa sadece haberleşmeyi mi sağlıyor? Yani kod yüklemeyi izin vermiyor mu? Yok, kartı orada Arduino kodları Arduino kartının içerisine yüklüyoruz. O modül Arduino ile hani bizim haberleşmemizi sağlıyor. Erdal hocam bu konuda biraz daha tecrübelidir. Onun söyleyeceği şeyler de vardır. Şimdi onu da Arduino için alan kadarıyla siz kablosuz M-Bot'taki gibi falan Bluetooth Şundan bahsediyoruz, değil mi? 8266'yı kullanarak O da yazılım güncel. aslında. Efendim hocam? Arduino'ya kod atmak istiyoruz. Yani Wi-Fi olarak. Kablosuz olarak yani normal standart kullanımda bunu yapamazsınız. Normalde Arduino'nun içerisine bizim yüklemiş olduğumuz bir çevirici yazılım var, öyle ifade edeyim. Bu çevirici yazılımı eğer ki ESP 8266 veya herhangi bir Bluetooth modülü, HC05 gibi bir modülle iletişim kuracak şekilde ayarlarsak, bunu güncellersek, değiştirirsek
O zaman olabilir. Ama normal standart kullanımda Arduino üreticisi firmalar hani bunu hadi ESP8266 ile de programlayın şeklinde ben son zamanda görmedim. Ama öncesinde zaten yoktu. Ama olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok. Ancak yazılımın ona göre güncellenmesi lazım. Ya bize orada şöyle şeyler geliyordu hocam, talepler geliyordu. İşte Arduino'ya yani kabloyu takıyoruz, çıkartıyoruz. Yani özellikle öğretmenler, işte öğrenciler bunda çok zorlanıyor ya da zaman kaybı gibi şeyler söylüyorlardı. Hani canlı modla MacBlow'da görünce ya Arduino'da bunu çevirebileceğimiz bir şey yok mu diye soruluyor yani, sürekli soruluyordu. Hani onu görünce aklıma geldi. Onu sormak istedim. Ne kullansınlar hocam? Mikrobit kullansınlar. Hemen mikrobit de. Şey de olabilir. Şimdi siz geçen hafta ben videonun tamamını izleyemedim ama HoloCode kullanırken kodları kablosuz olarak da Bluetooth üzerinden atabiliyorduk. Aslında HoloCode'un üzerinde de ESP32 mikro denetleyici kartı var. Orada mikro denetleyiciye çok fazla işte vermişler. Çok güzel bir yazılım desteği sunmuşlar ve ayrı bir kart ortaya çıkmış. Orada kablosuz atabiliyoruz mesela. HoloCode çok güzel yapmış o işi. Yani şöyle, şimdi Arduino kullanıcısı çok iyi hocam. Yani herkeste var neredeyse, her okulda var. Onun için bunu daha nasıl kolaylaştırabiliriz, daha az masraf nasıl halledebiliriz gibi şeyler sorgulanıyor sürekli. Onları da anlıyorum tabii. Ama dediğiniz gibi HoloCode kullanılsa daha güzel olur. Yani daha geniş şeyler yapılabilir. Dedikten sonra hocam şeyi falan detaylı anlatabilir misiniz gibi sorular gelmiş ama NodeMCU'dan da bahsedebilir misiniz gibi şeyler geldi. ESP'de STM32 gibi ARM mikro denetleyici gibi mikro denetleyici kullanılır mı diyor bir arkadaşımız gibi gibi sorular var. Orayı biraz daha açabilirsek güzel olur aslında hocam. Erdal hocam senin işin. Estağfurullah. Şimdi NodeMCU Arduino Uno'ya alternatif olabilir. Şimdi teknik detaylara hani girersek dersin NodeMCU ile hani içeri bir saatimizi onunla doldururuz. Hızlıca bahsedeyim. Genel olarak NodeMCU hani pratik, kullanım kolay. Kablosuz bağlantı özelliğiyle iletişim sağlayabiliyoruz. Yani Wi-Fi ağımıza bağlayabiliyoruz. Cihazımızı internete bağlı olan her yere açmış olabiliyoruz. Ayrıca ESP8266'daki gibi şey sıkıntımız yok, pin sıkıntımız yok. Pinleri kolaylıkla kullanabiliyoruz. Arduino'nun alternatifi olabilir bu yönden. Arduino'da yapmış olduğumuz projeleri NodeMCU'ya çevirmek istediğimizde çevirebiliriz. MicroPython desteği var. C diliyle programlayabiliyoruz. Bunun haricinde NodeMCU'ya alternatif olarak bir üst versiyona geçmek istediğinizde de ESP32 serisi karşımıza çıkıyor. Yeni güncellenmiş hali ESP32S üzerinde yani normalde 512 kilobaytlık RAM bellek artı 4 megabaytlık bir RAM bellek var. Şimdi bu bellekler sayesinde rahatlıkla büyük verilerle çalışabiliyoruz. Görüntü işte kamera kullanabiliyoruz. Yani bu ESP Resi firmasının ürünleri açıkçası benim hoşuma gidiyor. Kullanmaktan da memnunum. En büyük güzelliği hem teknik destek sunabiliyorlar, doküman sunuyorlar. Hem de maliyet uygun. Yani şimdi aynı ürünü, aynı işi yapan farklı entegreler de mevcut. Çin firmaları da mevcut. Yani illaki Çinli diye bunu şey yapmak istemiyorum. Şu anda yer iletken teknolojisi Çin'de üretiliyor. Yani şu anda Çin dünyaya kapımı kapattım dese biz ne yapacağız yani? Onun için hani evet. Ama bu firmalar arasında ESP Resif vermiş olduğu hizmet gerçekten kaliteli. Onun için de hani bu ürünleri ben endüstriyel ürünlerde de cihazlarda da kullanıldığını görüyoruz. Onun için de rahatlıkla kullanabilir arkadaşlar. Soru varsa özelinde onları sor. Şöyle benim aklımda bir soru var. Yani az önce dediniz ya CDD ile falan programlanabiliyor. Şimdi ESP32 için ayrı bir platform mu var yoksa Arduino IDE'den falan da kodlanabiliyor mu ya da işte Python'dan kodlanabiliyor mu, MicroPython gibi? Yoksa ESP32'ye özel bir yazılım da var mı? ESP32 şimdi normalde biz ESP32'yi birazdan kodlayacağız. Kodlarken de
Ben kamera modülünü kodlayacağım. ESP32 diye geçiyor. Bu ESP32 CAM'e İlge Bey'in videoları da var. Yüz tarama falan yapmış olduğu kamera modülü. Şimdi orada Arduino IDE'yi kullanarak ESP32 kamera modülü ve ESP32 C diliyle programlayabiliyoruz. Ve C diliyle programladığımızda normalde C dilindeki amacımız şudur. C dili değerlenerek bir hex dosyası üretir. C dilinde yazmış olduğumuz kodlar ve biz bu kütüphanelerden değerlenen hepsinin bir paket haline getirilmiş hex dosyasını mikro denetleyicinin içerisine göndeririz. ESP32'de MicroPython ile programlarken ise bizim bir firmware dediğimiz amaca yönelik hazırlanmış olan firmware'leri yükleriz MicroPython'la çalıştırmak için. Çünkü bu firmware'lerin çalışabilmesi için cihazın üzerinde yüklü olması gerekiyor ve cihazın üzerinde yüklü olan bu firmware ne yapacak? Bizim yazmış olduğumuz MicroPython kodlarını yorumlayacak. İkisinin arasındaki fark bu. C diliyle programladığımızda değerlenmiş bir hex ürününü mikro denetleyici içerisine atıyoruz. Ancak MicroPython'la çalıştırırken de Kaan Hocam önceki haftaki şeyimizde, yayınımızda söylemişti. Hata verdiğinde o satıra gelince hatayı ortaya çıkartıyordu. Yorumlanan dillerde, Python gibi yorumlanan dillerde ise bir yorumlayıcının cihazın üzerinde çalışıyor olması lazım. Birazdan onu göstereceğiz. O yorumlanan komut satırları yorumlandıkça çalıştırılıp görevi yerine getirecek. Güzel bir soru var aslında hocam. Serhat hocama sormak istiyorum. MicroPython hakkında ne düşünüyorsunuz diyor hocam Melih Çiftçi. Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası ben de. MicroPython'ı hani baştan ele alırsak, MicroPython, Python dilinin kütüphanelerinin sadeleştirilerek C dilinde derlenmesiyle oluşturulmuş bir dildir. Şu an hani çok fazla piyasada kaynak bulamıyoruz ama çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan bir dil. Neden yaygınlaşıyor derseniz, şimdi elimizde hani pek çok mikrokontrollü devresi var. Bunları pek çok platformda kodlayabiliriz. Arduino zaten C diliyle kodlanıyor. Yine modem su kartları Lua dili bir ara çok modaydı. O çok kullanılıyordu. Şimdi MicroPython programı popüler halde hızlı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Neden MicroPython kullanılıyor? İnsanlar şimdi yeni bir dil öğrenmek istiyor. Bir dil öğrenirken de programlamaya başlayan kişilerin sorduğu soru şu: en iyi programlama dili hangisi diye bir soru soruyor. İnsanlar otomatikman böyle bir karşılaştırmaya ihtiyaç duyuyorlar. Aslında hiçbir dilin tam olarak birbirinden net olarak üstünlüğü vardır diyemeyiz. Zaten böyle olsa 28-29 tane programlama dili, belki daha fazladır, olmazdı. Hani bu kadar çeşit olmazdı. Her birinin diğerine karşı avantajı var. Python'da günümüzde çok popüler olan, öğrenmesi kolay, okuması kolay, syntax yapısı kolay ve esnek bir dil. Şu an çok popüler. Herkes öğrenmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bundan dolayı da hani her dili öğrenemeyiz biz. Hani belki bir söz vardı eskiden: İnsan beyni dünyadaki bütün dilleri öğrenecek kapasiteye sahip. Normal bu konuştuğumuz dillerden bahsediyor. Ancak hani ömrü sınırlı olduğu için yetersiz sürede bunları gerçekleştiremiyor diyor. Biz de kendimizi bir dilde, hani programlama dili öğrenmeye başladığımız zaman, o dilde uzmanlaşmamız için uzun seneler bununla uğraşmamız gerekiyor. Kalkıp biz 6 ay içerisinde ben bu dilin uzmanı oldum, hadi yeni bir dil öğreneyim derseniz, işte hani syntax yapısı olarak yeni dili de öğrenirsiniz, aşinalık olur, ama o eski dilde çok fazla ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla insanlar yeni bir programlama dili öğrenmek istiyorlar, Python gibi. Daha sonra bununla değişik platformlarda çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla Python bilen bir kişinin de MicroPython ile projeler gerçekleştirmesi, bununla ilgili çalışmalar yapması onun için çok büyük bir avantaj. Yeni bir dil öğrenmeden bu dilin üstüne gitmiş oluyor. Zaten burada da çok fazla platform var Python'la ilgili yapılabilecek. Dolayısıyla MicroPython da son zamanlarda çok popüler olmuş bir programlama dili. Yine benzer olarak şurada bir soru sormuş: ESP32 için yazılan bir kodu
direkt Nodensu 8266 ile kodlayabilir miyiz? Evet, kodlayabiliriz. Bizim mesela Erdal Hocam'la bir çalışmamız vardı. Kitap çalışmamız. Onda yapacağımız bütün uygulamaları hem ESP32 için hem de ESP8266 için gerçekleştiriyoruz. Birkaç fark var arada. Onu şöyle paylaşmak istersek. Bakın aradaki farklar, pin sayıları birbirinden farklı, işlemcilerin saat hızları birbirinden farklı. Birinde 17 tane pin var, GPIO pini, birisinde 36 var. Gerçi iki modeli var, ESP32'nin 30 pin ve 38 pin olarak geçiyor Türkiye'dekiler. Birisi 10 bit analog pinleri, birisinin 12 bit. İşte MAC adresi, kendi MAC adresi var demek mi istiyor Erdal Hocam? Ne demek istiyor şurada? Arayüzü mü diyor? Interface. Ethernet. Ethernet'le bağlanabiliyor falan mı acaba hocam? Yok, ikisi de bağlanıyor aslında. Hemen hemen her şeyi aynı yapabiliyor. İşte ESP8266'nın tek analog pini var. 32'nin çok fazla analog pini var. Kullanabiliyoruz biz bunları. Dokunmatik sensörü var, sıcaklık sensörü var ve Hall effect sensörü var. Hani fark olarak söyleyebileceğimiz işlemci ve RAM olarak da arasında hız farkı bulunmakta ikisinin. Ben şurada Erdal Hocam girmişken bir şey göstermek istiyorum. Tekrar şöyle ekranı paylaşalım. Şimdi MicroPython programlama dili biz çok kullanılıyor son zamanlarda dedik ama avantajları ve dezavantajları var. Şimdi şurada 2014 yılında MicroPython ve C++'da yapılmış bir mikro denetleyici üzerinde yapılmış bir test var. Burada basit bir döngü üzerinde 10 bin defa çalışacak şekilde hem MicroPython'la hem de şurada C++'da hem aynı kartlar üzerinden hem de farklı kartlar üzerinden hani test yapılmış. Şöyle uygulamanın çıktısını hızlıca paylaşırsak daha net olacaktır. Bir saniye. Bakın geliştirme kartı olarak 3 tane kart denenmiş. Şu 2 kart zaten aynı. C++'da uygulama çalıştırıldığı zaman bakın işlemci saat hızları da aynı. 95 milyon defa çalışmış 10 saniye içerisinde. MicroPython'la yapıldığı zaman 1 milyon defa çalışmış. Arada 95 kat fark var. Bunun nedeni Erdal Hocam'ın da az önce bahsettiği gibi MicroPython'un derleyicisinin olmaması, yorumlayıcısının olması. Yani C'de işte karta yüklenecek kodlar heksadesimal koda çevriliyor. Bunda makine diline yakın bir söz dizimine çevriliyor diyebiliriz. Mikro denetleyici sadece kodları çalıştırdığı için çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Oysa ki MicroPython'da yorumlayıcı kartın içerisinde olduğu için hem kodları okuyor hem çalıştırıyor ve bu işleri sürekli tekrar ettiği için arada böyle bariz bir fark oluşuyor. Şurada da farklı modeller üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları gözükmekte. Hani fikir olsun diye yani bu da paylaştık. 95 kat daha fazla ya aslında daha çok yoruluyor kart diyebilir miyiz yani? Daha fazla ısınıyor mesela. Bu da yavaşlamasına mı neden oluyor yoksa tam tersi mi benim dediğim acaba? Yani sonuçta o süre boyunca sonsuz döngüye girdiği için yaptığı işlemler az çok aynı. Belki orada yorumlayıcının çalışması mikro denetleyiciyi biraz daha fazla yoruyor olabilir aslında ama şimdi buradaki sayılara da çok fazla takılmamak lazım. Çünkü hani şuradaki mikro denetleyiciden bahsettiğimiz zaman 10 saniyede 1 milyon defa çalışmış. Bu da saniyede 100 bin defaya denk geliyor. Şimdi 100 bin defa çalışacak biz bir algoritmayı çok fazla kullanmıyoruz. Bir de şu var, mikro denetleyiciler günümüzde sürekli hani üzerindeki işlemciler hızlanıyor, diğer şeyler hızlanıyor, yazılımlar güncelleniyor. Bunlar mikro denetleyicilerin daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Hani biz çok hassas bir devre kullanmayacaksak, yani çok hassas dediğim sanayi tipi bir iş muhtemelen buna karşılık geliyor. Bizim işimizi aslında MicroPython'da çok rahat bir şekilde görecektir. Hani burada hız konusuna çok fazla takılmamalıyız. Sadece kaynaklarda hani MicroPython'la bir uygulamayı geliştirmek ya da mikro denetleyiciyi çalıştırmak yavaştır gibi şeyler söyleniyor. Onunla ilgili sadece arkadaşların zihninde ışık belirsin diye paylaşmak istedim. Çok iyi oldu hocam.
Peki ESP kartlarıyla neler yapabiliriz hocam? Daha da zihinlerindeki ışığı aydınlatalım bir yerde böyle parlasın. Neler yapabiliriz bunlarla? Erdal hocam diyeyim o zaman. Aynen. Böyle Kamera galiba hocam o. ESP 32 CAM modülü, yani ESP 32 CAM diye yapılan modül. Bu modül, dün elimde görmüş olduğunuz bu modül diye satışa başlayayım. Şimdi bir diğeri de şu da ESP 32S ve yanında OV7670 adındaki kamera modülümüz. Aslında bunun şu şekilde birleştirilip şu hale getirilmiş hal. Öyle söyleyeyim. Yani bunların ikisi altyapı olarak aynı. Kamera altyapısı da yaklaşık olarak aynı. Biz bunlarla ne yapıyoruz peki? ESP32'nin az önce özelliklerini söyledik. İlge Bey'in videolarından da bahsettik kısaca. Şimdi ESP32 bize aslında çok güçlü bir işlemci sunuyor. Yani Arduino Uno, Arduino Mega, bu kartlardaki işlemciler, yani pin donanım zenginliği çok güzel. 10 numara. Ama biz yani Arduino Mega üzerindeki 52 tane pinin hepsini kullanabileceğimiz çok nadir projeler yapmışızdır. Ancak şuna ihtiyacımız olmuştur Mega ile çalışırken. Hani Uno ile çalışırken de daha çok karşılaşılmıştır ama Mega ile çalışırken ben mesela başıma gelen yazmış olduğum C kodunun derlenmiş hali bile Mega'nın RAM belleğini bitirmeye çok yaklaşmıştı. Yani Uno'yu zaten bitiriyordu. Uno'nun RAM belleğini zaten bitiriyorduk. Onun haricinde Mega'nınkine geçmiş olduğunda bile yani bunun içinde GSM modülü, işte farklı bir sürü modüller de olunca projenin içerisinde Arduino Mega'nın RAM belleği bana yetmedi mesela o projede. Kaldı ki kamera falan eklemek gibi bir duruma girişmeye çalıştığımızda gene donanım olarak maalesef yetersiz kalıyordu Mega kartı. Onun için ne kullanacağız? Arduino Duo'yu kullanacağız. Veya Arduino'nun çeşitli seçeneklerini kullanabiliriz veya diğer kartları. Bu durumda bize ESP32 aslında şunu sunuyor. Güçlü bir işlemci, çok hızlı bir işlemci. Bunun yanında 32 bitlik bir işlemci ve geniş bir RAM bellek. Yani bu geniş RAM bellek bizim az önce Kaan hocamın söyledi. Hani o 100 bin defa saniyede dönüyor falan. MicroPython'la görüntü işleme konusunu çok rahat yapabiliyoruz. İlgilenen arkadaşlar İlge Bey'in videolarına bakabilirler. Bu ESP32 CAM ile ilgili robot sistem sitesinde YouTube'da. Bugün yapacağımız işlem ESP32 ile benim yapacağım kısım bir kamera modülünü de fotoğraf çekimini göstereceğim. Az önce gün içerisinde aslında bir time lapse yapmaya çalıştım. Powerbank'ın şarjı bitti falan. Bir türlü fırsat olmadı. Hocam ben çok merak ediyorum. LED yakacak mıyız bugün? Bugün LED yakalım mı Kaan hocam? LED kırmızı çizgimiz. LED çok önemli hocam. Yani her hafta sizin adınızı geçiriyorum burada. İşte LED, LED. her şey bir LED'le başlar mottosuyla. Yani LED yakmazsak olmaz şimdi. LED'i kafada yakmak lazım aslında. İkinci mottoda bu geldi hocam. Vallahi güzel mottolar geliyor size. Ya şu bir şey var ya. Tüketiciyi böyle oyalayacaksınız. O zaman çakmağa çakıyorum Mehmet Bey. Çakmağa çakıyorum, yakacağım bu LED'leri. LED önemliydi hocam. Kırmızı LED'ler çizgi. yanacak bugün. Tabii LED yakmayı seviyoruz, istiyoruz. Yani LED yakanlara karşı bir şeyimiz yok. Herkes LED yaksın. LED önemli. İşin latifesi, yani LED yaktığımız her proje ve her kartta muhakkak çalışmayı devam ettirin. Çalışacaksınız ve başarılı olacaksınız. Yani ben bütün öğrencilerime ders anlattığım her yerde, yani bu Arduino'yla LED yakma konusu gene mi LED falan diye başlıyorlar ama oradan LED'in tarihçesine giriyoruz. Yani iletken teknolojisi, İki Dünya Savaşı, işte pi maddesi, en maddesi falan derken bir bakıyoruz LED oluyor, bambaşka bir yere geliyor. Aynen, doğru. Yani yarı iletkenlerin çalışması falan, hani bir gün onun üzerine de bir şey yapabiliriz.
Sen Ya led konulu hocam bir yayın yapabiliriz aslında. LED'lere özel bir yan Tüm yapalım. platformları koyup her biriyle LED yakma. Çok iyi olur. Valla güzel bir fikirmiş hocam. Bunu bir ankete sunalım bence. Kabul görürse hemen yapalım. Her çeşit LED yakılır diye. Her renk. Her renk. Rengarenk. Onu yapalım. Şimdi Aynen. ESP32 ile benim yapacağım kısım kamera modülünü kullanacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Yani fotoğraf çekeceğiz. Onun örneğini gösterecektim aslında. Kendi balkonumdan dışarıyı çekip bir time lapse yapacaktım. Kısa bir video. Fırsat olmadı. Powerbank'ın şarjı bitince fotoğrafların sayısı az oldu. 1.000 tane falan fotoğraf çekecektim. Yani sabahtan kurdum aslında. Bir süre sonra baktım şarj bitince yarım kaldı. Normal çektiğim fotoğrafları göstereceğim ama Olur. ESP32 ve 32S'te neler yapabiliyoruz? Akıllı tarım uygulamalarında kullanılıyor. Ki kullanılacak da. Yani Erzurum veya Ağrı'dan olması lazım. Bir üniversitedeki hocamızın bir tanesi bir gün aradı. Hocam dedi biz dedi yalan olmasın. Yani 500 dönüm mü dedi, 50 dönüm mü dedi. Şimdi tam hatırlamıyorum alanın genişliğini. Bizim bu kadarlık bir arazimiz var. Bu arazi üzerinde ekim yapıyoruz. Ekim yaparken de ağaçlarımız var, elma ağaçları var. Elma ağaçlarının üzerindeki yapraklarına bakarak biz bunların hastalıklı olup olmadığını öğrenebilir miyiz diye sordu. Dedim öğrenebilirsiniz. Neyle yapmak istiyorsunuz bunu? Ya bilgisayarla işte hani yapay zeka, OpenCV falan biraz bahsettim. Hocam dedi biz dedi ağaçları ilaçlıyoruz ama hastalıklı olanlara ilaç sıkmak istiyoruz. Hastalıklı olmayanlara da ilaç sıkmak istemiyoruz dedi. Dedim bunu yapabilmeniz için yapraklardan algılayabiliyor musunuz bunu? Evet ben kendi elimle sağlam yaprağa baktığımda hasta değil işte hastalıklı olan yaprağa baktığımda da hasta olduğunu algılayabiliyorum dedi. Yaprağa bakar bakmaz algılayabiliyorum. Tamam o zaman sizin ihtiyacınız dedim. OpenCV veya benzeri bir kütüphane kullanarak bir kamera modülüyle bu yaprakları bir drone üzerinde kontrol edip daha sonra da bu drone'u ona göre uçurup ilaçlayacaksa ona göre karar verecek dedim. Yani süreç bu şekilde işte. Akıllı tarım uygulamalarında bu kamera modülü rahatlıkla kullanılabilir. Aslında Kablosuz. nesneler birbirleriyle de haberleşiyor, değil mi hocam? Yani bugünkü konularımız işte ESP32 ve IoT uygulamaları. Yani IoT dediğimizde Internet of Things, nesnelerin interneti birbiriyle Evet. haberleşiyorlar aslında orada. Tabii yani şimdi Kaan hocamın konusunda o IoT kısmını yapacağız. Örneğin burada kamera modülünden çekmiş olduğunuz fotoğrafı yüz tanıma yapabilirsiniz. Nesnelerin interneti, makinelerin haberleşmesi. Ben evimde cihazlarım var. Bu ESP32'nin bize sunduğu güzelliklerden bir tanesi de kablosuz olarak bir cihazın yazılım güncellemesini de yapmamıza imkan veriyor. Yani benim evimdeki akıllı lambam var. Ben buna bir yazılım güncellemesi yapmak istiyorum. Firmayım. Firma internete bağlıyken ev sahibinin hiç haberi olmadan ya hadi servise götürün bu lambayı programını güncelleyelim falan demeden veya buzdolabın programını internete bağlı olduğu sürece kimsenin haberi olmadan ben rahatlıkla program güncelleyebilirim. Bu tarz kolaylıklar ve güzellikler sunuyor bize bu iki kart. Hem ESP32 hem ESP32 CAM. Yani yüz tanıma, akıllı tarım, IoT birçok alanda kullanabileceğimiz Tabii. kartlar. Kaan hocam konusunda isterse Kaan hocam aktarsın. Sonra uygulamalara geçelim mi? Çok Uygulamalara zamanımızı gene ben yani böyle sıkıştırdılar. güzel bahsedince uygulamaları da merak ettim açıkçası. Yani istediğiniz zaman geçebiliriz hocam hemen Evet, uygulamalara. biz de bir IoT uygulaması yapacağız da ondan önce müsaade ederseniz çok kısa bir şey göstereyim. Tabii ki hocam. Şimdi elimize aldığımız bu ESP kartlarını 32 ve 8266 ilk geldiği zaman Arduino IDE uygulamasıyla bir kütüphane yüklemeye gerek kalmadan aslında orada bir basit ayar var. Onu yaptıktan sonra kodlayabiliyoruz C dilinde. Şayet biz bu kartları MicroPython'la kodlamak istersek bakın MicroPython'un kendi topluluk sitesi var. Burada download bölümünde MicroPython'la kodlanabilecek pek çok karttan bahsediyor şu şekilde. Bizimki de ESP 8266 ve ESP 32. Bu kartların flashlanması lazım. Firmware güncellemesinin yapılması lazım. Bakın buraya girdiğimiz zaman her biri için ayrı olacak şekilde
Bu ESP 8266 için olan. Şurada sık sık güncelleme gönderiyorlar aslında. Buradan dosyayı indirmemiz gerekiyor. Kartı kodlama ortamları içinde pek çok aslında alternatif var. Biz hani uygulamayı çalıştırıp denerken en pratik olarak şu Tony Python diye bir uygulama var. Bunun olduğunu gördük. Neden bunu hani kullanıyoruz? Neden hani bunun iyi olduğuna kanaat getirdik derseniz, bunu normal bir Python uygulaması geliştirirken de kullanabiliyorsunuz. Şu an 3.82 versiyonu var en son Python'un. Bu da 3.72, 3.73 gibi sürümlerde, hani son sürüme yakın sürümlerde çalışıyor. Bunun yanında şurada yorumlayıcı seç dediğimizde bakın pek çok kartı buradan destekliyor. BBC seçebiliyorsunuz. ESP 32'yi seçebiliyorsunuz. ESP 8266'yı ya da jenerik kartları seçebiliyorsunuz. Şurada mesela şu an ESP 8266 bağlı diyelim. Bağladıktan sonra şuradan portu seçip birazdan gelecektir. Kodlamaya daha sonra da kodlarınızı kolaylıkla bakın geldi yüklemeye başlıyorsunuz. Bir güzel ayrıntı daha burada firmware'i flashlamak için harici bir yazılıma ihtiyaç duymadan şuradan port seçiyorsunuz. Şuradan da firmware'i seçiyorsunuz. Şuradan masa üstüne seçelim. Şurada firmware var. Bakın indirdiğiniz az önceki siteden gösterdiğim uygun firmware'i yükleyip kartı da flashlayıp bundan sonra MicroPython'la işlerinizi çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu şekilde platformlar var. Bunun yanında Mu editör var. Birkaç tane daha vardı. Ancak hani kullanım kolaylığı olarak Türkçe olması, kullanım kolaylığı pek çok karta hitap etmesi ve özellik açısından biz bunu kullandık. Yapacağımız projeye gelince o da şöyle bir sitemiz var. Adafruit.io diye. Öyle Adafruit.io diye. Şu site üzerinde MQTT benzeri uygulamalar kullanabiliyoruz. Mesela dashboard'u var üzerinde. Buradan oluşturacağımız projelere bakın. Mesela GPIO pinlerini kullanabiliyoruz. Bunlar genel output pinleri olarak geçiyor. Slider'ları kullanabiliyoruz. Şöyle tuş takımları var, butonlar var. Burada çok fazla özellik var. Şurada gördüğünüz gibi bulut özelliği, kamera özelliği var işte. Neredeyse harita map özelliğine kadar şey var. Tabii hepsini henüz bulamadık ama buradan uygulamalar yapabiliyorsunuz. Bu sitenin güzel yanı hani çok kolay bir şekilde IoT uygulamaları geliştirmeniz. Dezavantajlı tarafı ise yapacağınız uygulamalar 1 dakika sonra bağlantısı kopuyor kartınızda, izin vermiyor. Onun için de ücretli paket almanız gerekiyor. O da aylık 10 dolar gibi bir ücrete tekabül ediyor. Yani aslında IoT geliştirecek olanlar deneme amaçlı böyle bir ücreti verebilirler. Ya da bunun alternatifi olarak Raspberry kartımızı da kendi MQTT sunucusu haline getirip projelerimizi Raspberry kart üzerinden de yapabiliyoruz. İleride belki Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra Raspberry kartımızı nasıl kendi MQTT sunucu olarak internette paylaşıp diğer kartların bağlanmasını, sensör değerlerini alıp göndermeyi, butonları kullanmayı böyle arayüzde yapmayı da fırsat olursa yaparız Mehmet Bey. Olur hocam. Yani zaten o Raspberry tarafı şey tam projelere yönelememiştik galiba. Hani ikincisini yapmak güzel olur onun için. İkincisini de yaparız inşallah. Üçüncüsünü de yaparız Tamam. kısmet olursa. Erdal hocam ne derse o. Aynen. Estağfurullah. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar bununla ilgili. Erdal hocam projesini hani eğer uygunsa Tamam. Tamam. Başlayalım. Şimdi. Süper olur. Proje olduğu zaman bayağı keyif alıyorum hocam bu projeler. Çünkü hani bir şey gördüğünüz zaman daha da akılda kalıcı oluyor ve daha da izlenebilir. Amacına ulaşmış Aynen oluyor. amacına ulaşmış oluyor. Hemen merakla bekliyorum. Ben ekran paylaşayım hemen. Ne Süper olur hocam. olacak bu işin sonunda? Ne göreceğiz? Onu paylaşayım. Bu bizim ne işimize yarayacak Bir Erdal hocam? işimiz. En Peki meşhur soru bu hocam bize bu. gerçek hayatta bir işimize yarayacak mı? Şimdi şunlar görmüş olduğunuz bunlar maalesef işte benim fotolar. Timelapse yapacaktık bunları ama ham bir şekilde bilgisayarın klavye şeyi falan çekilmiş. Bugün yaklaşık olarak 2000 küsür tane fotoğraf çekmiştim bu gördüklerinizden önce.
Ortalama da 230 megabayt falan civarında boyutu vardı. Hafıza kartının içerisinde sildim sonra onları. Tekrardan çekmeye başladım. Şimdi bunları gördüğünüz gibi görüyorsanız eğer fotoğrafın üstünde isim kısmı tarih bilgisi var. Yani bu şekilde sıralayarak fotoğrafları çektirdim. Bu kadar fotoğraf çekildi. İstersek bir tane de çekebiliriz. İstersek ben bunu yüzer yüzer çektirdim. Mesela yüzer tane fotoğraf çekilsin diye. Bunu Yani tahmin programla mı etsin. ayarlıyoruz hocam? Efendim? Programla mı ayarlıyoruz onu? İşte ne Tabii kadar tabii. çekecek? Yani ben şimdi sonuca gidiyorum. Direkt bu uygulamanın sonunda bunu göreceğiz. Timelapse uygulaması yapmak isteyen arkadaşlar varsa çok uygun fiyatlı bir timelapse makinesi, hafif yani fotoğraf makinesini alıp koymak yerine bu şekilde bir uygulama yapabilirler. Buna örnek olsun diye bunu gösteriyoruz. Yani video yani kamera görüntüsü alıyoruz. Bundan sonrası artık kullanıcının isteğine ve ihtiyacına kalmış bir durum. Bunu ister alıp bir server'a gönderebilir, isterse canlı olarak bir yere aktarabilir veya kamera görüntüsünü alıp bir portu kontrol edebilir gibi birçok şey yapılabilir. Veya işte foto kapan gibi kullanabilir. Bir pır dedektörü koyup ormanda hareket algıladığı zaman pat fotoğrafı çekip oradan internete yollayabilirsiniz mesela. Gibi hani birçok uygulama yapılabilir. Bu tamamen şimdilik bir örnek olsun diye gösteriyorum. Şimdi burada bizim şeyi kullanabilmemiz için Kaan hocam az önce bahsetti. Bu firmware ya arkadaş bu İngilizler dilim dönmüyor. Hocam biz Türkçeleştiriyoruz her şeyi, sıkıntı Evet, yok. ya yani, şey yazılımı ne o? Sistem yazılımı diyelim madem. Yüklenebilmesi için bildiğiniz gibi burada bu SP32 kemin üzerine takabileceğimiz bir USB portu vesaire bir şeysi yok. Şöyle pinlerle geliyor. Biz bu pinlerle geldiği zaman bunu programlayabilmek için, bunun içerisine bir kod yazabilmek için neye ihtiyacımız var? Bir dönüştürücüye ihtiyacımız var. Dönüştürücümüz de FT232RL diye kullandığım benim model bu. Ama C340 da olabilir buna. Farklı dönüştürücüler de olabilir. Sizin sitede vardır. Şurada gösterebilirsem eğer. Şu an gözüküyor mu? Yok, özür Gözükmüyor. Onu da paylaşayım. Gözüksün. dilerim. Sitede şunun gibi USB TTL yani USB RS-232 dönüştürücü ihtiyacımız var. FT-232 burada birazcık yani hani fiyat olarak şey olabilir ama Yine bunlar kolay ihtiyaca göre mi alternatifleri belirleniyor? kullanabilir. Efendim? İhtiyaca göre mi belirleniyor hocam yine bunlar, yoksa yani herhangi Yok. bir şekilde her şeyde kullanılabilir mi? Yani bu modül görmüş olduğumuz bu modül haberleşirken RS-232 dediğimiz iki tane kablo üzerinden haberleşiyor. Yani biri gönderici, diğeri de alıcı hat olarak şekilde tanımlanmış bir veriye ihtiyacı var. Bu veriyi de bu dönüştürücü sağlıyor. Bu dönüştürücünün şu kısmına ben USB bağlıyorum. Bilgisayarıma taktığımda bunu bir COM port olarak gördüğü için bunun üzerinden veriyi kamera modülüne göndermiş oluyoruz. Bu şekilde çalışıyor sistem. Şimdi bunun programlanması kısmına geçeceğim. Şimdi burada sıkıntımız şu. MicroPython'la SP32 kemiği programlayacağımız zaman internette araştırma yapan arkadaşlar vardır. Belki şu anda araştırıyorlardır. Resmi firmware'ler içerisinde maalesef SP32 keme şu anda stabil versiyonlarında destek şu anda yok. Onun için C dilinden portlanmış haliyle yani güncellenmiş haliyle kullanılan firmware'ler var. Bu firmware'lerden bir tanesini ben şimdi iki tane var. Bir tanesini kullanacağız. Onu göstereceğim sitesini. Sitesi şu lemariva.com sitesinden bir vatandaş yapmış. GitHub'da da Lemariva UPCam adında bir çalışması var. En son 8 ay önce güncellenmiş bu firmware. Şuradan download dediğimizde bize Bu bir tane bin sıkıntısız dosyası çalışan geliyor. bir şey değil mi hocam bu? Efendim? Sıkıntısız çalışan bir şey bu Tabii dosya. tabii.
Bu firmware'i yüklediğimiz zaman MicroPython bu SAP32 CAM üzerinde çalışmaya başlıyor. Tamam. Çalışmaya başlıyor. Şu şekilde SAP32 CAM MicroPython.bim adında bir dosyamız inecek. Bu dosya indikten sonra biz bu dosyayı yükleyeceğiz. Nereye yükleyeceğiz? SAP32 CAM'e yükleyeceğiz. Hı-hı. Yüklerken şu anda şey paylaşamıyoruz herhalde resmi. Evet. Yüklerken fotoğrafımda şimdi göreceğiz. Şu şekilde bağlantısını yapmamız gerekiyor. Burada püf noktamız şu. Dikkat ederseniz şu dönüştürücümüz, şu da SAP32 CAM'imiz. Görünüyor değil mi Mehmet Bey? Aha, görünüyor, aynen öyle. Şimdi bu RS-232 iletişimde R ile gösterilen alıcı pindir, T ile gösterilen gönderici pindir. T ile gösterilen bu gönderici pinden, mavi kablodan veri gidiyor. Nereye gidiyor? SAP32 CAM'in alıcı pinine gidiyor. Yani T, R'ye bağlanacak. R de T'ye bağlanacak şekilde. Çapraz bir bağlantı söz konusu. Bir taraf gönderirken diğer taraf alıyor. Bu taraf gönderirken de bu taraf alıyor. SAP32 CAM'in firmware yükleme moduna geçebilmesi için de burada bir pinimiz var. IO 0 diye gösterilen pin. Şu pin. Şöyle görünüyorsa yani anten kamera kısmından baktığımız zaman SAP32 CAM yazısının bitişinde antenin olduğu kısmında şurada alttan üçüncü kablomuzu ne yapıyoruz? Hemen bir üstünde GND kısmına takıyoruz şu şekilde. Bunu taktığımız zaman SAP32 CAM modülümüz neye geçiyor? Firmware yükleme moduna geçiyor. Hı hı. Bu durumda ne yapacağız? Biz artık yazılımı gönderebiliriz SAP32 CAM'e. Az önceki bin dosyasını gönderebiliriz. Burada bahsedeceğim bir konuda 5 volt ile beslenmesi gerektiği. SAP32 CAM üzerinde bir voltaj regülatör var. Normalde kendisi 3.3 voltla çalışır ama 5 voltla beslenmesi gerekir. Burada da 5 voltla besliyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Bu ayarı yaptıktan sonra, bu bağlantıları yaptıktan sonra SAP32 CAM artık yüklenebilir duruma geldi. Firmware'i yükleyeceğiz. Firmware'i yüklenebilmek için az önce Kaan Hocam bahsetti. Tony yazılımı kullanılabilir. Bunun yanında ben MicroPython Craft adında bir yazılım var. Onu da göstermek istiyorum. Hani farklı alternatifler olsun diye. Olur, süper olur. Efendim? Süper olur. Güzel olur. Şimdi görünüyor mu MicroPython Craft? Aynen, görünüyor hocam. Görünüyorsa, şimdi bu arkadaşımızla bağlantı yaptığımız zaman, ben şu anda yazılımı yükleyeceğim. Bağlantımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu arayüz üzerinden kodlayacağız orayı. Bu şekilde bağlantımı yaptım. Hı-hı. Bir diğer seçeneğim daha var. SAP Tool adında konsol üzerinden kodlar yardımıyla yapılan bir yöntem. Ona girmek istemiyorum, gösteririm ama hani kodlar çok kafa karıştırıcı olmasın, birbirinin içerisine girmesin diye. Ama öyle bir yöntem de var konsol üzerinden, Windows üzerinde yapabileceğiz. Şimdi Serial'dan COM5'i seçtik. Açık bir şey var. Şimdi seçtiğimiz zaman bu şekilde karşımıza Burn Firmware adında geliyor. Burada adres kısmı, verinin yazılacağı adresi belirtiyoruz. 0x1000 adresinden başlayacağız. Flash sileyim mi diye soruyor. Sil diyoruz. Ne var ne yok içinde hepsini silecek şimdi. Hı-hı. Ardından benim seçeceğim firmware'i yükleyeceğimiz için buradan bir seçeneğimizi seçeceğiz. Şurada SAP32 CAM MicroPython bin. Bunu seçiyorum 1.15 megabyte boyutunda. Bir diğeri de şu firmware adında yazmış olduğum şeyler. Firmware. İki farklı firmware mevcut. İkisini de kamera için kullanılabilir. Bunu seçtim. Aç dedim. Okey diyorum. Şimdi yüklemeye başlarken burada reset butonuna tıklıyorum. Bir daha gelirse eğer. Hı hı.
Yüklemeye başladı. Geliyor. Yukarıda sekmeler var ya hocam, onlar farklı şeyler için mi yoksa her birisi bu proje için? Onlar da bu projemiz için kullanacağımız şeyler. Aha, tamamdır. Seçeneklerimiz. Ben konsol üzerinden de göstereceğim herhalde bunu Mehmet Bey. Bu olmazsa konsola geçeceğim. Yani fotoğraf çekmek bu kadar zahmetliyse normalde telefon var. Yani ne yalan söyleyeyim, ben çekmezdim herhalde. Yok, fotoğraf çekmek zahmetli değil de MicroPython'un bu konuda henüz desteği tam değil. Ondan dolayı yani böyle C'deki gibi, aa burada bir kütüphane varmış, hadi alayım bunu kullanayım, hop oldu, hop şu kütüphaneyi de ekle diyerek yaptığımız şeyleri MicroPython'da maalesef hani ha deyince yapamayabiliyoruz. O da olabiliyor bazen. Madem öyle biz de manuel moda geçiş yapacağız. Olur, o da olur hocam. Şöyle şu ekranı paylaşın konsol ekranımıza. SAP Tool adında bir diğer seçeneğimiz var. Bu seçenekte de konsol ekranı üzerinden az önceki görmüş olduğunuz yazılım güncelleme ve silme işlemlerini tamamen buradan yapabiliyoruz konsol ekranımız üzerinden. Kullandığımız kod basit. Bakın hemen yüklendi. Şimdi diğer kodumuzu yükleyelim. Diğer kodumuz da burada. Yine SAP Tool kullanıyoruz. Ben sildikten sonra reset butonuna bastım. Şeyi tekrardan güncelledik. Şu an şeyi yüklüyor değil mi hocam? Kod içerisine. Evet. Şu anda firmware'i yüklüyoruz. Yani bu şekilde yani kullanıcılar ya böyle bir sorunla karşılaştım, ne yapmam lazım, aman kaldır at bunu olmuyormuş diye düşünmeyin. Bu çalışıyorsa, böyle bir şey birisi yaptıysa muhakkak bir çözüm yolu vardır. Hani birazcık İngilizce, birazcık sabır. Çünkü bu elektronik işinde sabır olmazsa olmazımız. Sabrımız olmaz. Yani insana sabredemiyoruz ama maalesef bu cihazlara sabretmemiz lazım. Öğrenmek istiyorsak, kendimizi geliştirmek istiyorsak yani muhakkak bir yerde illaki sorun çıkacaktır. Yani bir cihaz tasarladınız, çalıştıracaksınız. Kodu yazdık. İlk çalıştırmasında çalışıyorsa kesin ya kodda bir sorun vardır ya cihazda bir sorun vardır. Ya da tasarım komple yanlıştır. Yani ilk seferde çalışmasının imkanı yok. İstediğimiz gibi hiçbir şey çalışmaz. Çalışmaması lazım zaten. Bizde sorun olabilir mi? En sonunu mu sorguluyoruz? Ya bizde de tabii sorun. Yok, bizde de sorun olabilir. Yani acaba nerede yanlış yaptım? Hani bu işe girmese miydim falan diye düşünüyorum. Olabilir tabii. Ben sorguluyorum da ondan dolayı. Ben ilk onu sorguluyorum ya. Acaba bende mi sorun? Ya yani şimdi tabii ki o aşamaları geçmemiz lazım. Hani ilk yazılımla ilgili çok şeyim olmadığı için sabrım da yok yazılımla ilgili. Ondan dolayı ilk kendimden başlarım sorgulamaya yazılımsal şeylerde. Ondan dolayı dedim. Yok, o kadar da haksızlık etmeyelim. Şimdi firmware güncellememiz bitti. Bittikten sonra şu anda yapmış olduğum işlem şu. Görünüyorsa eğer kablomu çekiyorum. Kablomu çekiyorum. IO 0 pinimi GND'den ayırıp flashlama modundan çıktım artık. Normal kullanım moduna geçtim. Şimdi bu moda geçtiğimizde bizim burada yapacağımız işlem şu. Kodumu ben burada göstereyim. Kodumuz şu. Burada SD kart adında bir Python dosyamız var. Bu SD kartı kullanmak için yazılmış bir Python dosyası. Hem bunu yükleyeceğiz. Başka hem bir de şey demişsiniz hocam. Şu an pardon, gözükmüyor değil mi? Doğru. Kusura bakmayın. Yani şurada resümeye basmamışım. Geldi mi şimdi? Şu an hala komut sistemini görüyoruz. İstemin işlemi. Şu anda geldi mi? Geldi. Aynen, şu an geldi. Tamam, kusura bakmayın. Güzel işler hocam. Burada SP32 ve SP32 CAM ile çalışırken dikkat edeceğimiz iki konu var. Boot.py adında bir dosyamız var. Bu dosya cihaza ilk enerji verildiğinde çalıştırılan dosya. Yani Arduino'daki setup
fonksiyonu gibi düşünebiliriz bunu. Bu dosyanın içerisindeki kodlar bir defa çalıştırılıyor. Uygulama ilk çalışmaya, cihaz ilk çalışmaya başladığında boot.py dosyası çalışır. Ardından main.py dosyası çalıştırılır. Hı hı. Arada başka kütüphaneler, başka ekleyeceğimiz dosyalar varsa onları da bu şekilde ekleyebiliriz. SD kart gibi. SD kart dosyasını ekledik. Birazdan main'in içerisinde biz bunu kullanacağız. Hı hı. Şurada görüyorsunuz SD kart olarak çağrılmış. Bu dosya olmasaydı, SD kartı yüklememiş olsaydık, bunu çağırdığımız zaman burada iletişim sağlayamayacak. Yani kütüphane gibi düşünebiliriz aslında hocam. Tabii kütüphane gibi. Şimdi ben bu dosyamı yükleyeceğim. Bu dosyasında da bizim evin internetin neyse şifresi gözüktü ama. Komşun varsa eğer izliyorsa komşun yayınını. Kaçak girişler olmasa iyiydi. Neyse. Allah'tan kotasız kullanıyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Ben öncelikle Seriport'tan bağlanıyorum. COM5 dedim. İnşallah bu sefer bağlanır. Yüzümü kara çıkartma, bağlantı. Rezil olacağız. Çünkü Türkiye'de. Bağlanır hocam ya. Bir iki kere bağlanmadığı zaman üçüncüye kesin bağlanıyor. Yok. Yani bağlanmadı mı? Nasıl lazım. Onu da konsoldan anlatmak istemiyorum. Evet, bağlandık. Şimdi bağlandığımız zaman sağ taraftan şu connect kısmında bağlandığımızda aşağı alt kısmında şu şekilde bir connect ifadesi görüyoruz. Yani 3 tane büyüktür işareti yan yana. Şu aşamada yapacağımız işlem serial bağlıyız. Download diyoruz. Download dediğimizde bu kodu alıyor. ESP32'nin içerisine yazıyor. Boot'u yazdık. Ardından SD card'ı yazıyorum. SD card.py dosyasını yazdım. Anladım. Tabii download diyorum. Hı-hı. Evet, SD kartta yaz. Sol tarafta görürseniz cihazın içerisinde yazılan dosyalar da bize gösteriyor. Mevcut olan dosyalar da bize gösteriyor. Son olarak main yazıyorum. Daha sonra bu kodların da açıklamasını kısaca bahsedeceğim. Yazayım. Şu anda 100 tane fotoğraf çekmek üzere ayarlı ama ben onu ona indirdim. 10 tane fotoğraf çeksin. Tool diyorum. Yine oradan download dedim. Efendim? Yaklaşık 4 saniye. SD karta yazdığı için bir 2 saniye SD karta yazma süresi tutuyor. 2 saniyede ben şeyi bırakmıştım. Gecikme eklemiştim. Yaklaşık 4-5 saniye sürüyor bir fotoğrafı çekmesi. Tamam. Şimdi şeylerimiz yazıldı. Şu an kullanıma hazır. Evet. Şu anda ekranda görüyorsak eğer. Poz vereyim hocam, böyle şey çıkayım. Bizi mi çekiyorsunuz burada? Büyük ekrana aldım. Flaşlandı değil mi? Evet. Aynen şu an flaş. Wow, flaş da var. Tabii flaşımız da var. Bu flaş da çok canlı bir flaş. Şu duruyor, aynen onu diyecektim. Görüntü kalitesi nasıl hocam? Evet. Görüntü kalitesi hemen benim resimler şimdi şeyde kaldı. SD kartın içerisinde kaldı. Onları şimdi bitince gösteririm hemen. Bir yandan da isterseniz kodları kısaca anlatayım. İsteyen arkadaşlar olursa bunu size gönderirim, bu dosyaları ve firmware'in linkini. Oradan arkadaşlar erişebilirler. Yapmak isteyenler yapabilirler. Olur. Efendim? Videonun altına koyabiliriz o gönderdiğiniz şeyleri. He? Tabii. Bakın 10 tane fotoğraf çekmemizi istemiştik. 10'uncuyu da aşağıda görüntüledi. Tarih ve saat bilgisini ekleyerek fotoğrafların ismini almış olduk. Şimdi uygulamayı şöyle sonlandırayım. Çektim. Bir kartımı alıyorum içinden. O eski karta depoluyor. Biz onu bilgisayara aktarıyoruz ondan sonra. Kablosuz olarak da aktarabiliriz. Yani illaki Kaan hocam uyku mu geldi? Yok. Trolleyim seni biraz. SD karta direkt kablosuz olarak da aktarabiliriz. Yani illaki SD karta ihtiyacımız yok. Ama SD kart tabii ki her zaman canımız ciğerimiz diyelim. Veriyi bu şekilde bir yere saklamak istiyorsak SD var.
Hemen paylaşıyorum çektiğimiz fotoğrafları. Olur, süper İnşallah olur. çekmiştir. Rezil Acaba. olmayayım. Yani flash açık olunca acaba sadece beyazlık mı çıktı diye düşünüyorum şu an ama bakalım nasıl Yok çıktı. yok. Hocam Bakalım ne çıkıyor. görünüyorsunuz. Güzel pozlar olmuş. O maalesef ya. Onu şey yapamam. Onu silemedik. Durunuz. Bunları aslında görüntü işleme şeyinde de kullanabiliriz herhalde projelerinde de bu yaptığımız şeyi. Evet. Projeyi. Fotoğrafı çekmişiz ama şu anda okuyamıyor SD kart. Aha. Olabilir bunlar. Şu görüntülenmeyenler herhalde onlar. Şunlar. Aha. Sonra çektiğimiz 10 tane fotoğraf bunlar. Aha. Şey Sıfır neydi? byte diyor ama. Evet, maalesef. Şu Kaan hocam, çekimler. sen bir anlat da ben o sırada çekeyim tekrardan. Ha, o da olur. Olur mu? Olur Olur. 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 Benim için Tamam. fark etmez. Ben o sırada çalıştırayım, tekrardan çekeyim. Tamamdır. Yok. Şimdi proje hakkında şöyle hızlıca bakarsak Adafruit IO'nun sitesini kullanarak biz oradaki bileşenler yardımıyla çeşitli işlevler yaptırabiliyoruz. Şimdi siteyi açalım. Şurada. Burada oturum açmak istediğimiz zaman şurada bakın kolay bir kayıt ekranı var. Kayıt olduğumuz zaman bize site şurada IOK'ye girdiğimiz zaman kullanıcı adı ve bir tane key veriyor. Veriyor. Bunun API de denilebiliyor bunlara. Aha. Farklı uygulamalardan kullanabiliyoruz. API key olarak da geçiyor. Bunları dilediğimiz bir zaman değiştirebiliyoruz. Şurada artı bileşenine tıkladığım zaman uygulamamıza ekleyeceğimiz bileşenler gözüküyor. En çok işte switch anahtarı, normal buton, slider, şu şekilde mesela sıcaklık sensöründen gelen değerleri gösteren bileşenler var. Mesela line chart var. Bu da günlük sıcaklık değerlerinin ortalamasını yani döviz kurundan aşina olduğumuz bir şey. Şurada label gibi bileşenler var. Burada kullanmak istediğimize tıklayarak projemize şuradan isim vererek dahil edebiliyoruz. Ben bayağı bir bileşen ekledim. Ücretsiz üyeliği çok fazla desteklemiyor. Daha sonra projeme ben bakın şurada 3 tane bileşenim var. Alt tarafta bir tane keypadim var. Bir tane de Mesela. butonum var. Butonu herhangi bir işte kullanmadım. Bakın burada dikkat edeceğimiz nokta bunların kendi isimleri var. GPIO 2 şeklinde. GPIO 15. Bunların hepsini ben projemde kullanacağım. Yani bunlar aslında taglar ya da başlıklar olarak geçiyor. Bunlarla ilgili ayarlamaları da yapabiliyoruz. Mesela şöyle tıkladığımız zaman şöyle Boyutunu şurada falan ne zaman oluşturuldu, üstüne tıklayıp sonraki adımda ismini vesaire değiştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde şuradan bakın GPIO 15 olarak tanımlanmış projede bu şekilde kullanabilirsiniz diyor bana. Kapatalım. Şimdi Erdal hocam buradan siteye girecek. Ben de uygulamanın kodlarını çalıştırdıktan sonra bakın şurada sitenin adresi var. Burada başka bir siteyi kullanabiliriz. Farklı bir böyle arayın. IoT projesi destekleyen site. Aynen. Kullanıcı adımız, API key'imiz burada kullanacağımız. Şuradaki feed'lerde orada gördüğümüz nesneler işte hangisine bağlanacak vesaire. Bir feed 2, feed 3, feed 4 diye isim vermişiz orada. Az önce bunların hani isimlerinin önemli olduğunu göstermiştik. Burada gerekli kütüphanelerle ilgili ayarlar var. Ben bunları kendi sitesinde kurcalarken buldum dosyayı. Burada kendi kablosuz ağımın kullanıcı adı şifresi var. ESP kartları Ethernet kablosuyla değil kablosuz bir şekilde bağlandığı için her durumda Wi-Fi kullanıcı adı yani SSID ve parolayı girmemiz gerekiyor. Kart bağlandığı zaman IP adresi ağdan bir tane IP adresi alarak bağlanıyor. Şurada yine feedlerimiz var yani kullandığımız bileşenler var. Bunlar yine kütüphane dosyaları bize sağladığı şeyler.
biz şuradaki fonksiyon içerisinde yapacağımız işlemlere hani ne olacağını gösteriyoruz. Mesela yak şeklinde bir action geldiği zaman biz oradaki bileşene yak söndür diye görevler atacağız. Oradan yak verisi zaman pin 15'i yakacak gibi. Ya da oradan işte burada duty diyor. Yani PVM olarak kullanmış. Oradaki action'ı gözde 0 ile 100 arasındaki değerlere göre LED'in parlaklığını ayarla diyoruz. Ya da orada tuş takımı kullanmışız. Tuş takımından gelen verilere burada da değişkene atayarak gösteriyoruz. Burada da şifreli girişleri vesaire örnek olarak verebiliriz. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Şöyle ekran paylaşacağım. Şimdi ESP kartlarının bir kötü özelliği var. ESP 8266 breadboard'da şu şekilde sığıyor. Yanlarda birer pin boşluk kalıyor ama bir şekilde sığıyor. ESP 32'yi eğer breadboard'a bağlamak isterseniz iki breadboard'u birleştirip şu aradaki ortak pinlere döküp şöyle kırdım ben. Ancak bu şekilde sığdırabiliyorsunuz ya da dişi erkek kablolarla, dişi dişi kablolarla bağlandığı zaman IP adresini verecek. Gördüğünüz gibi IP adresini aldı. Şu an bağlandık gibi. Yakup söndürüyorum. Evet. Bir saniye. Erdal hocam şöyle yapalım. Yine LED yapıyormuşuz herhalde. Bakın şu, evet. Şuradaki beyaz LED PVM oradaki slider'a bağlı. Slider'ı oynattıkça Erdal hocam parlaklığı artıp azalacak. Maksimum yapabilir miyiz Erdal hocam slider'a? Maksimumdayım hocam şu an. Şu an maksimumdayım. Düşürüyorum. Düşürüyorum. Düştü. Düştü. Yani yanmıyor sanki. Biz öyle görüyoruz yani. Hani. Maksimuma çıkarttım tekrar hocam. Olmadı ama. Olmadı. Dur bir söndür yak yapayım. Aynen. Yak söndür yapıyorum oluyor. Yeşil yandı. Aynen. Evet. Şey de yandı. Beyaz yandı. Bakın parlak yandı en son. Evet. Aynen. Şu an biraz geç. Yandı. Aslında anlık olarak alıyor ama bazen yoğunluk alıyor. Şimdi buradaki tek sıkıntımız şu. Ücretsiz olarak bu hizmeti kullandığınızda birkaç dakika içerisinde sizi sistemden atıyor. Hani $10 gibi bir ücret verip aylık olarak deneyebilirsiniz. Ya da ileride hani kısmet olur da yaparsak kendi dashboard'umuzu, buradaki ekranın adı dashboard olarak geçiyor, kullanabiliriz. Bir de orada keypad var. Onun için de ekranı bağlayalım. Şimdi oradan mesela şifreli giriş yapabiliriz. Keypad'den mesela tuşlara girelim. Ben kısaca göstereyim keypad'imizi. Şurada bir... Bir saniye abi. Şurada bakın en alta ben bir keypad eklemiştim. Zaten tuşlar atıyor. Biz oradan gelen tuşların rakamlarını yakalıyoruz. Burada mesela ne olabilir? Şifre girildiği zaman servo motoru çalıştırabiliriz. Farklı aksiyonlar gerçekleştirebiliriz. Şimdi bakın basalım tuş Erdal hocam. Kaça basayım hocam? Herhangi bir şeye basabiliriz. Tamam, danışmaya bağlanmak istiyorum. 9'a basayım. Bakın şurada ekliyor habire. Oradan tabii ben burada çok fonksiyonel bir program yazmadım. Sadece gelen tuşları yakalayacak. Mesela 4 tane alsın kullanıcıdan. Şayet girdiği 4 haneli şifre varsayılan şifreyle eşitse şu işlem yapılabilir gibi. Artık orası programcının kendisine bağlı olan atraksiyonlar diyebiliriz arkadaşlar. Yani istediği artık o hayal gücüne kalmış. Ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Birbiriyle haberleştirerek. Yok gayet şey hocam yani birbiriyle güzel, hızlı bir şekilde haberleşiyor. Bakın mesela iş yerindesiniz. Evdeki röleye bağlı olan kombiyi açıp kapatmak istiyorsunuz. Klimayı açıp kapatmak istiyorsunuz gibi. Yani aslında şeyleri çok geniş çerçevede düşürebilirsiniz. Sıcaklık sensörü bağladınız. Sensör de devamlı siteye değer gönderiyor. Siz anlık olarak evdeki sıcaklığı kontrol edebilirsiniz şeklinde düşünebiliriz. Mesela orada kamera bileşeni vardı. Belki oraya hani görüntü bile ESP cam'le çektiğimiz görüntüyü bile atayabiliriz. Erdal hocam yeterince oyaladım mı ben? Oya ben çektim seni bekliyorum abi hemen. Ha, tam abi desene burada konuşuyoruz biz. Konu bitti diyeceksin. Onu da görelim o zaman hocam ondan sonra. Ya bak, hayır konuyu değiştireceğim farklı bir yere getireceğim şimdi. Tamam. Geldi mi görüntümüz? Geliyor. Ha, geldi hocam. Geldiyse şöyle Kaan hocam ters çekmişim ama tutamamışım. Şimdi az önceki hata neden kaynaklandı diye soranlarımız olacaktır. Az önceki hatamız ben micro SD kartı bir anda çıkarttım.
Yani o kaydetme süresinde muhtemelen şey olmaz. Hani fotoğrafı çekmiş ama 0 byte gözüküyor. Doğru. Şunlar da çektiğim diğer fotoğraflar. Yani 10 tane fotoğraf var. Biraz beklememiz gerekiyor o zaman hocam. Yani evet, işlem. Yani hani çok öyle günlük fotoğraf makinesi gibi değil de bilgisayarda bayağı pismiş. Neyse şöyle şimdi fazla açık etmeyelim. Yani bu şekilde 10 tane fotoğraf çektik az önceki eğitimimizle ilgili. Bir tanesini büyütüp görebiliyor muyuz hocam? Yani bir görüntü şeyini. Çözünürlük kaça kaç Erdal hocam? Abi ya 640'a 480 miydi? Ya onların özellikleri de var. Şey yapmadım ben onları söylemedim ama hani kontrastını şeyini ayarlayabiliyoruz. Yani şu anki fotoğraf standart bir şey oluyor. 60-70 kilobaytlık falan bir fotoğraf. Yani bunlar... şey değil. Belki hani merak edenler olabilir diye şey yaptım ama o kalitesi falan da ayarlanabiliyor anladığım kadarıyla. Evet, resim kalitesi ayarlanabiliyor. Şu anda hiçbir ayar yapılmamış vaziyette. Normal versiyonda ki haliyle. Ama isterseniz fotoğraf çekmeden önce ışığı, hani mesela ben şimdi bu fotoğrafı çektim, fotoğrafı gönderdim. Gönderdim yerdeki dedi ki ışığı birazcık aç. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Kalitesini ayarlayabiliyorsunuz, fotoğraf kalitesini. Frame oranını ayarlayabiliyorsunuz. Hani fotoğrafla ilgili birçok özelliği, saturasyon, kontrast bunları değiştirebiliyorsunuz. Yani bu tarz özelliklerimiz de var. Az önceki uygulamayla ilgili bir soru vardı. Onu sorayım isterseniz. Yani şey, uygulamalarla, projelerle ilgili ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yoksa ben toparlıyorum sorularımı sorup ondan sonra yayını bitireceğim. Yok. Ekleyeceğimiz işte fotoğrafı gösterdik. Tamamdır. Hocam dedi yakıp söndürdü. o çok önemliydi hocam. Şeyde Adafruit IO'nun mobile application'ı var mı diye soruyorlar da hocam. Telefondan yani bir şey var mı, uygulaması var mı? Application'a bakmadım ama telefonda tarayıcıdan da girip açıp kapatabiliyorsunuz. Onu denedik. Hiçbir şey yok. Aynı siteye girdiğiniz zaman oradaki nesnelere erişebiliyorsunuz. Anladım. Tamam. O şekilde istediği gibi kullanabilir o zaman. Hocam ekleyeceğiniz bir şeyler yoksa hani ben size teşekkür edip yayını bitirebilirim. Uğurluyorum. Aynen. Görüntülerimizin de sonuna geliyoruz diyerek ama şey ekranda hala görüntüler var hocam. Şeyler. Hangi Erdal hocamın görüntüleri? Dur ya. Hala göstermek istediği bir şeyler var gibi ama hocamın. Yani hani öyle mi algılıyorsun? Ne görünüyor? Şu anda sizin ne gördüğünüzü ben göremediğim için. Bir şey senin masaüstünü görüyoruz abicim. Ya dağınık tabii bu aralar hem kitap yazıyoruz hem proje. Ya onu değil ya bilgisayarda şeyi görüyoruz. SD kartın içerisini görüyoruz. Ha komple onu mu görüyoruz? Dur abi. Aynen onu görüyoruz hocam hala. Hayırlısı ya durun. Işte. WhatsApp açıktı az önce de onu. Tamamdır. Şimdi oldu hocam. Hocam ben bu yayın için de çok teşekkür ediyorum size. Hani bayağı yine keyifli geçti, güzel geçti. Devam serileri illaki olacaktır. Yani onu da sözünü alayım zaten buradan. Umarım daha da güzel şeyler yaparız. İnşallah. Yani değişik bir şeyler. Hani ESP kartı çok kullanılan, bilinen bir kart değil de en azından değişik bir şeyler olsun. IoT ile ilgili, işte kamerası ile ilgili. Bir şeyler olsun diye düşündük. Hani Arduino videoları da çekilebilir ama siz zaten bunlardan onlarcasını çektiniz. Pek çok şey var. Hani değişik olarak bir şeyler yapabilirsek arkadaşlarla ya en azından şeyler... bunlara fikir verebilirsek bizim için önemli. Aynen. Ya farklı şeyler göstermek de gerekiyor. Dediğiniz gibi Arduino'yu yazdığınız anda hani bizim de yaptığımız çok şey var ya da Google'a yazdığınız zaman milyonlarca şey çıkabiliyor yani. Artık tabii. Arduino şey olmuş yani Google'a A yazdığınız zaman Arduino çıkıyor. Hani öyle bir şey olmuş. Onun haricinde neler var farklı onları göstermek her zaman daha da iyidir diye düşünüyorum. Hani hiç değilse farkındalık oluşmuş olur. Hocam bu yayına katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Umarım ben teşekkür ederim. Sizin için de iyi olmuş. Teşekkür ederiz. Yayını kapatmadan önce bir şeyi uyarım hatırlatayım başta yaptım. Geri bildirim formumuz var. Onu eğitmenler doldurabilirse çok seviniriz. Az önce öyle bir soru vardı. Sadece eğitmenler mi? Yani eğitmenlerin geri bildirimlerini alarak biz analizler yapıyoruz. Ki öğrencilere daha neler yapabiliriz? Onun için eğitmenler doldurursa seviniriz. Dolduran eğitmenlerimize de
Robotistan'ın ayrıcalıklı üyelikleri var. Onlardan yararlandırmaya çalışacağız. Onun için de ekibimiz bu yayınların sonunda sizlerle iletişime geçecek. Dedikten sonra hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için tekrardan teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum ben. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.